Ya sen dolandırıcısın. Ya bu senin projen mi? Ya bak bana Sunflower ve Gladiator senin oyunun yerine olduk. Yalan. Keşke benim oyunum olsa zaten. Beyler bayanlar selamlar. Bu sefer yeni bir projeyle karşınızda değilim. Bu sefer bir uyarıyla karşınızdayım. Bazı kişilerin yorumları üzerine bir uyarı videosu çekeyim dedim. Birkaç tane öneride bulunacağım arkadaşlar bu videoda. Ne peki bu öneriler? Öncelikle şunu kesinlikle unutmayın. Girdiğimiz projelerin bazılarının tuttuğunu unutmayın arkadaşlar. 10 tane proje atıyorsak 3 tanesi 4 tanesi belki tutuyor. Diğerlerinden zararlı olsak da problem değil. Sizde şöyle algı olmasın. Oo, Ozan bunu attı. Aa, Ahmet bunu attı. Aa, Mehmet bunu attı. Bu kesin tutacak. Arkadaşlar kesinlikle öyle bir şey yok. O yüzden lütfen 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 paylaştığım videoların inceleme videosu olduğunu unutmayın. Ve bu incelemelerde kendi mantığımı ve white paper'ında anlattıklarını bir şekilde Excel'e döküyorum. Matematiğini yapıyorum. Ya bu böyle olursa bu olur. Bu olursa bu kadar gider. O tamam mantıklı deyip sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. O yüzden hani benim yaptığım mantık belki yanlış olabilir. Belki matematiği yanlıştır. Ya da benlik bir durum olmaz ya proje tutmayabilir arkadaşlar hani o yüzden kesinlikle Ozan dedi bu doğru o isminin başına kripto koymuş kripto Mehmet dedi o kripto Ozan dedi falan arkadaşlar böyle bir şey yok ne olabiliyor peki ya bir proje ne kadar mantıklı matematiği ekonomisi çok güzel yazılmış olsun çizimleri harika olsun proje yeterli ilgiyi toplayamazsa arkadaşlar ölüyor ya da proje çok fazla ilgi görürse zaten sizin kazancınıza bir şey düşmüyor. ROI'yi çıkartmaya çalışıyorsunuz, uğraşıyorsunuz. Bazılarınız ise şunu düşünüyor. O da çok yanlış arkadaşlar. Aman 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 diyeyim. Bu projelerin belirli bir ömürlerinin olduğunu unutmayın. Eksi gibi bazıları senelerce devam ediyor. Ama senelerce devam etmesinden sonra yavaş yavaş giderek kazancı düşüyor. En güzel örnek de işte bu yüzden Eksi arkadaşlar. Yaklaşık kaç sene oldu? 4 sene, 5 sene oldu. O harikaydı, harikaydı, harikaydı. Şimdi ne oldu? Kazançlar iyice düştü. Ama ne yapıyoruz biz? Hala eksi oynamaya devam ediyoruz. Çünkü projeye güveniyoruz. Arkadaşlar, sizin yapacağınız yatırım Ahmet'in lafı değil, Ozan'ın lafı değil, Mehmet'in lafı değil, proje. O yüzden bu projelere girerken mutlaka mutlaka araştırın ve belirli bir ömürlerinin olduğunu unutmayın. Bu dediğim gibi 3 sene de sürebiliyor. Bazıları 2 ay, 3 ay devam ediyor. Öf, öf ne kazandırıyor. Ama 2 ayın sonuna doğru giren arkadaşlar atıyorum. Bu sonlarına doğru giren arkadaşlar. Ya ben girdim kazanamadım, battım oluyor. Evet çünkü araştırmanı yapmadın. Başkalarının kazancına bakarak o ben de bu parayı kazansam ne harika olur diyerek düşünmeden daldın. Arkadaşlar düşünün. Düşünün. Girdiğiniz zaman aynı bile olsa projeden parayı çıkartıp çıkartmayacağınız, para kazanıp kazanmayacağınız ise projenin içinden çıkan eşyaya göre de değişebiliyor. Biliyorsunuz ki kutu satışlarından, paket açılışlarından biz bir şeyleri mintliyoruz. Nadirlik seviyeleri oluyor. Uncommon oluyor, rare oluyor vesaire oluyor. Ben şimdi Legendary düşürürsem, tamam mı? Sen de açtın, Common düşürdün. Ben Legendary ile yatırımımı 10 günde çıkarttım. Oyun 11. gün patladı. Biz her şeyi aynı yaptık. Aynı miktar parayla girdik. Aynı zamanda girdik. Ben yatırımı çıkarttım. Ama sen dandik bir tane karakter çıkarttığın için yatırımı çıkartamadın. Ne oldu? Yatırımı çıkartmaya çalışırken de şunu unutma. Sen hala o projenin içindesin. O yüzden fud yapma projeyle ilgili. Projeyle ilgili işte ben güvenmiyorum. Ne olacak? Ne bitecek? Olacak mı? O SLP kaç TL oldu? O SLP 10 dolar oldu. O Rice'si bitiyor mu? Evet, projeler kötüye gidebilir, belki ölebilir de. Ama senin içeride bir paran var. Sen bunu yaparsan zaten yatırımını çıkarma şansını azaltırsın. Ya da içeride yatırımın olmasa bile yarın bir gün aynısı senin başına gelebilir. Ve aynı zamanda unutmayın, bir projenin az kazandırması o projenin bittiği anlamına gelmiyor. Proje düşer 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 düşer. Daha sonrasında bir güncelleme yapar, başka bir yerle ortaklık yapar, tekrardan coşar. Ama ne olursa olsun, ne kadar siz mantık süzgecinden geçirip en başta araştırmanızı yaparsanız yapın, projeler patlayabiliyor arkadaşlar. Lütfen bunun bilincinde projelere giriş yapın ve girerken sizi üzmeyecek bir miktarla girin. Siz nasıl cebinizde atıyorum son 20 TL'lik bir para var ve onunla gidip kazı kazan oynamıyorsan, Milli Piyango'dan bilet almıyorsan, gidip onunla yemek yiyorsan bunu da aynı şekilde düşün. Kalkıp da evi geçindirmek için lazım olan 500 lirayı ya da bir taksitin ödeyeceğin 1000 lirayı buraya basma.
Burada her zaman kaybetmeyi göze aldığın miktarları harca. Daha sonrasında üzülmeyeceğin şekilde hareket et. Borçla ve cebindeki son parayla yapma. Biliyorum bazıları bu videoyu hiç izlemeyecek ya da ileri saracak ya da direkt aman ne diyor bu diye kapatacaksınız ama bunları sizin için söylüyorum arkadaşlar. Çünkü bazılarınız bu sektörde çok yeni ve lan ne oluyor ne bitiyor o çok güzel kazanıyormuş bas 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 diye böyle bir heves var, istek var. Unutmayın oyunların bazıları tutuyor bazıları tutmuyor. Ve ben burada inceleme yapıyorum. Tamam bu garanti. Oo bak ben grafikte 3 tane çizgi çektim oraya. Burada şu direnci kırarsa 50 bin dolara çıkacak. Ya arkadaşlar yani NFT projelerinde de coin'de de ve birçok şeyde de şunu düşünün. Eğer gerçekten tam olarak ne olacağını bilseydik, satayım ben evi, arabayı, her şeyi, cebimdeki tüm parayı basayım. Abi 3 saatte zengin olayım. Neden o 3 tane çizgi çizenler olmuyor? Neden biz olmuyoruz? Çünkü projelerin iyi gidebileceği gibi kötüye de gidebileceğinin farkındayız. O yüzden tekrardan söylüyorum, kendi araştırmanızı yapın. Daha sonrasında arkadaşlar yorumlarda ah oldu, vah oldu, bilmem ne oldu. Ya sen dolandırıcısın, ya bu senin projen mi? Ya bak bana Sunflower ve Gladiator senin oyun diyen oldu. Yalan, keşke benim oyunum olsa zaten. O yorumda seninle muhatap oluyor olmazdı. Birisi de Emrah'a yazmış ama hani beni de işin içine katmış. Vax ortaklığınız mı var siz? Niye bu oyunu tanıtıyorsunuz? Lan abi sen Vax'ı biliyor musun ya? Yani evet kardeşim ben Binance oyunu tanıtırken de Binance ortaklığım var. Neyse. Siz anladınız arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.